oluyor? Oğlum ne oluyor? Bu ne? Kaç, 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 kaç. Geliyor mu? Geliyor galiba. Geliyor. Kaç. Baba beni bir sal. Çek! Kurt! Yakalandın mı? Hayır. Koş ışığa doğru. Gelmiyor, tamam. Neredeyim? Dışarıdayım yine. Yo. Yine bu fırtına. Aa, çok garipti. Look at me now. At my ripe old age, I still have my father's words stuck in my head. Böylelikle Hank dedemin de geçmişe dayanan travmalarına şahit olduk. Zor bir çocukluk geçirmiş. Aynen öyle, babası tam bir canavarmış. Dedem, hiç içmesek mi acaba daha fazla? Ama yok. İşte kimsesi yok buraya gelip içini dökmek istiyor o da. Buranın müdavimi. Al bakalım. Az doldur bari şu adama. Az. Bak gene doldurdu ağzına kadar ya. Peki sen ne istiyorsun? Evet, hava bayağı kötü. Aa, mendi biriyle çıkıyormuş, hem de yeni. Bravo Mandy, çok iyi bu. Aferin. Well, it's a bit complicated. We met during filming. He was working on the set construction. I hope I'm doing the right thing. I decided to move here because of him. Aha, that explains all these visits. Hem de onun için buraya taşınmışsın. Evet, adam gerçekten özel biri herhalde senin için. Buraya kadar taşındığına göre. Alex, we can't stay here. It's not. Ne oluyor lan? Ha, arkadakiler konuşuyor. Milkshake mi? Yapıyoruz herhalde, dur bakayım. Evet, yapıyormuşuz. Tamam. Sana bir milkshake dedem. Bardağını alalım. Bunu yıkayacağız herhalde. Şimdi sana milkshake hazırlayacağız. Ödemeyi alalım önce. Kasaya koyalım. Oyunun bu kısımları da çok keyifli. Sadece şunu yapsak bile bana yeterdi ama hikaye kısmı var. Başka bir şey istiyor musunuz? Ya da bir sorun mu var? Her yerinizden belli bir sorun oldu ama... Alex, don't want the lady to worry, right? I'm sorry, darling. Bence de ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi. Evet, birine takılı kalmamak lazım. Ki zaten adam bunu daha önce de yapmış sana, ders çıkarmamışsın. Onun ayıbı. Ama artık daha fazla şans verme bence. Şunu yıkamıyor muyuz? Ha, bardağı zaten yıkamıştık. Tabağı yıkayalım. Bak buralar da güzel ya, böyle temizliyoruz falan. Ama bize bir şey yaptırmıyor, sadece tıklıyorsunuz o kadar. Bardağı da buraya bırak. Süpersin. Bunu da şuraya bırakalım. Tamam. Şimdi gidelim, sana milkshake yapacağız. Süt almam gerekecek. Lütfen artık bir psikolojim bozulmasın buraya gelince. Şimdilik bozulmadı. Başka neler var burada bu arada? Bunları alamıyorum. Aa, eldiven. Bunu giy bakayım. Ya sabahtan beri eldivensiz çalıştık. Çiğ etleri elleyip sonra ekmeğe dokunduk falan. Ama tabii eldivenle çalışmak da zor. Çünkü birçok insan da, bak mesela kapı kolunu tuttun şimdi. Ne oldu? Çok temiz oldu mu? Birileri geliyor. Aa, bebek. Küçük bebek, hoş geldiniz. Evet, dışarıda hava çok fena şu anda. Şimdi milkshake yapacağız. Şunu alalım. Aman, kırmızı oldu dışarısı. Allah, ben
Yapıyorum yine ama hiç de iyi görünmüyor. Dök bakayım sütü. At bakalım bunu da. Şimdi hazırlayalım. Siz ne alırsınız? Bir isteğiniz yok şu anlık. Sen camdan dışarı bakıyorsun. Her şey çok kötü. Sizin bir sorununuz var mı? Şunu alayım. Başka bir şey yok. Peki. Bizim çöp kutusu nerede? Bilmiyorum. Şunu durduralım. Bardak. Buna mı koyayım? Buna koyalım. Daha iyi olur. Al bakayım. Afiyet olsun. Al. Çöpü nereye atacağım? Çöp kutusu şurada galiba. Şunu atalım. Bunu yerine bırakalım. Süt elimizde kalabilir. Sizden ödemeyi alalım. Bak, parayı aldım aynı eldivenle. Birazdan yemek yapacağım, seyret. Yo, yaralanan yok. Kaza yapmış bir araba mı var? Tamam, bakacağım. Aa, sizin arabanız. Ne oldu peki size? Havalı bir şekilde ayrılmıştınız tam. Aa, hayvana çarpmışlar. Abi yapma ya. İşte şimdi uzaylı işi başlıyor, biliyor musun? Young folk never think of the consequences. It was an accident. We didn't do it on purpose. It could have happened to anyone. That animal came out of nowhere. Bu bebeğe bir şey yapalım, süt vereyim ama galiba verilmiyor değil mi bebeklere süt? Kimin tarafını tutacağız burada? Ya dede, bilerek yapmamışlar. Dikkatli olmalılar. Evet de hava da çok kötü. O yüzden böyle yapacağım. Ya bir anda atlamıştır önüne. Ki bu zaten hayvan değil belli ki, bir uzaylı. You wanted to call someone because you needed help. Yes, but the car still runs. Birkaç çizik var. Hiç öyle demiyor ama diğerleri. Well, we can leave it go then. No one was hurt. That's what matters. While you're tamam, siz ne istiyorsunuz? Oo, bayağı menü söylediniz. Tamam. Patates, yumurta ve şuradan pastırma alacağız. Yumurtayı da alalım. Tamam. Patates alacağım da üzerim dolu. Şu sütü bıraksak iyi olur. Bırak sütü. Hayır, pastırmayı değil, sütü. Sütü bırak. Heh. Bunu geri al. Bir de üstten patates alacaksın. Tamam. Eldiven değiştirebiliyor muyum acaba? Neyse ya. Şimdi şu patatesi bir hazırla bakayım. Şu parayı koyalım. Sonrasında tavaya bunu atacağız. Yumurtayı da yanına. Tamam. Bunu hazırladık. Siz de galiba hazırsınız. Şimdi bunları tabağa koyalım. Elim doldu yine, bıktım. Alın bakayım şu patatesi. Seni geri bırakalım. Bir de sizin istediğiniz içeceği alalım. Bunlar bittiğinde yeni sipariş falan verme işi var mı ya da gidip alma? Herhalde yoktur. Koy bakalım şunları da. Bunu da koy yanına. Tamam. Aldık bunu. Ve götürüp müşteriye servis edeceğiz hepsini.
Alın bakalım. Lan kendin mi yiyorsun hepsini? Kadına da ver. Abla aç kaldı. Dışarı çıkabilir miyim? Şu arabaya bakacağım çünkü. Yok, çıkamıyorum. Bu kötü oldu. Elektrik mi kesildi? Kumanda nerede? Bir deneyeyim. Buralarda yok. Aga, Cliff'le olan fotoğrafımız. Arka taraftaki kontrol ünitesi. Abim ya. Burada mı? Evet, burada galiba. Lütfen başıma bir iş gelmesin. Geldi bile. Bir ateş sesi. Bırak beni, bırak. Çık. Of. Lan geri zekalı, senin yüzünden başımıza geldi her şey zaten. Bir de sipariş mi alacağım? Alıyoruz hakikaten. Şunu alsana. Şunu al. Ah, benim psikoloji çok fena gidik. Acayip. Peki sen yani sıradan bir psikopat mısın? Böyle başımıza dert olan. Başka bir olayın yok mu? Harbiden biz sana ne yaptık? Ne alaka ya ben? Ya sanki çok normal de bazen böyle şeyler olur. Aha. Of, çok fena ya. Bir anda kendimize geliyoruz ya. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Evet, fark ettik onu da. Bak, abim önlemini almış tabii. Folyoyu kafaya geçirmiş. Bize de lazım. Ne oldu lan? Ha, bölüm bitmiş. Şimdi yeniden şu folyolu abinin hikayesine geri döndük. Bakalım uzaylılarla bir temas görebilecek miyiz şimdi? Annesinin kurabiyeleri ve yanındaki ilaçlar olduğu gibi duruyor. Folyoyu da hiç eksik etmiyor kafasından. Ne oldu? Bir şey görüyor galiba. Bir UFO mu? Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize göstermedi bir türlü. Abim! Sen ne diyorsun? Bizim folyolu abi son derece haklıymış. Ve onu incelemek üzere uzaylılar almış. Ödüm koptu. Helal olsun. Bir de dövdün uzaylıları ha. Aa, küçük lan bunlar bayağı. Ateş de etmiyorlar. Oo. Sonuncusu korktu zaten. Evet, bizi UFO'larına çekmişler galiba. Yine biz eski usule mi dönüyoruz? Evet. Şimdi bana ateş ettirecek muhtemelen. Düşmüyor. Bak, ineği çalmışlar. Bu şeyin ineği işte. Hank'in ineği. Oğlum çık lan. Şarjör yenile. Bunları kıracak mıyım mesela? Oğlum bir sabit durun da vurayım ya. İki atışta düşüyorlar. Ama şarjörüm bitiyor. Gel bakayım oğlum. Oyunda da hassasiyeti değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü çok hızlı geliyor. Şu
Şu anda da bu bir garip geldi. Dahası var. Değiştir şuna. Arkamdan ne ara çıktınız? Şuna bir ateş edebilir miyim camı? Yok, kırılmıyor, tamam. Komuta bilgisayarı nerede? Şurada. Üzerinde renkler var. Kırmızıya bas. Oğlum gelmiş bile ya. Diğerlerine de basacağım galiba. Bas bas, hepsine bas. Arkamda mı? Nerede? Sesi geliyor. Hepsine basacağız bunların. Aman. Oğlum bir git ya. Şarjörüm bitti. Otur oğlum. Aa. Tamam, vuramadım. Hayır. Şuna bas. Neyse ki mermi sınırsız. Var mı başka? Aman gelene kadar basayım ya. Canım gitmez herhalde hemen. Şunlara da bir seri bassana. Geldi. Ya bitme be kardeşim. Tamam, son bu kaldı galiba. Ve gemiden kurtulduk. Oğlum desene o zaman baştan, gerçekten uzaylılar var, beni kaçırdılar falan. Saçma sapan atıp tutuyorsun, gereksiz hikayelerini anlatıyorsun, ondan sonra en önemli konuya geldin. Gerçi biri bana böyle bir şey anlatsa, kanka ben seni bir hastaneye götüreyim falan derim muhtemelen. Evet, işte Alex'in söylediği gibi. Hank'in destek verdiği gibi. Rachel, come on. Don't give him a hard time too. Let him think what he wants. He doesn't seem to be the only one. Evet, sorunları olan tek kişi o değil de çok uçuk şeyler. Why doesn't anyone believe me? Abim hiç güven vermiyor o folyoyla kafanda. Ben inanıyorum lan sana. Eddie bir kahraman. Önemli olan mutlu olman, aynen öyle. Üzülmesin diye inanıyormuş RPS yaptık. Evet, sen çok işe yarar bir insansın Eddie. Başka bir şey ister misin? Sana bir tane daha kahve yapayım mı? Ucuza. Ha? Yok. Adam doydu artık. Alayım şunu. Benim eldivenler gitmiş. Çıkarmışız herhalde. Şu bardağı yıkayalım. Aynı suyun içinde yıkadığımız 500. bardak ve hırıltılar duyuyorum. Yine mi psikolojim bozuldu? Evet, Cliff'i görüyoruz. Tamam, aldırış etme abi. O gerçek değil, boş ver. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Şunu da alayım. Cliff git işine Allah aşkına ya. Beni bir bırak artık. Sen gerçek değilsin. Ya git git. Tabağımızı da yıkayalım. Cliff'e aldırış etmiyorum ama muhtemelen yanına gitmek zorundayım. Ya tamam be, tamam ya. Sus. Geldim. Kim bunlar? Hiçbir şey görmüyorum. Artık ne olacaksa olsun Cliff. Evet, ne diyeceksen de. Seçim hakkı çıkmadı ki bana. Ya Mandy, ne istiyorsun yine? Buyurun.
Mende tam derbeder oldu ya. Şimdi. Bak kesin bir şey olacak. Şunu yerine kaldıralım. Bebek. Ne haber? İyi misin? İyisin herhalde. Ben şunu alayım. They make you lose your mind from a very young age, huh? Yes. Yes. I thought it was going to be easier. Daha çok küçük ya bu. It's so nice to hold. Aga be. If it weren't for the constant fear of disappointing her. How come you say that? You know, I'm having a real hard time lately. I often feel that I'm moving. Tabii ki artık bir çocuk sahibisin, o yüzden olabildiğince sorumlu davranman gerekiyor. Çözüm bulalım. Yine hatırladık Cliff'i. Evet, her zaman çözüm bulduk ve şu anda da yanımda duruyor. Bak sağda camdan dışarı bakıyor. Yapabilirsin tabii ki. Ne oldu? Bir bölüm daha bitti. Neredeyim? She doesn't look real, does she? Look at how small she is. Bebekten bahsediyoruz ama bakamıyorum çevreme. Bill, are you there? Aha, bir anda bu aile olarak oynuyoruz. Şimdi onların hikayesini dinleyeceğiz. I wonder if we'll be able to make the right choices for her. It certainly won't be easy. If only they would give you that raise, I would be a little more comfortable. They told me they will see what they can do. Tabii parasal sıkıntılarımız var demek ki. Aynı zamanda yeni bir ev inşa ediyoruz. Yani tadilat yapıyoruz. I think you'll have to grow up a bit before you appreciate it. We're going to go rest now, aren't we, little one? Take it easy. I'll take care of it. See you later, darling. Görüşürüz. Ne yapacağım şimdi? Yağmur hala devam ediyor. It's so difficult. What am I supposed to do? Önce bir sakin olman gerekiyor. Bu ne? Bir mesaj var elimizde ama. Ne yapayım? Duvarı boyayacağım. Sprey boyutunu da böyle büyütebiliyoruz bu arada. Bu şekilde daha kolay. Mektubu oku. Okuyalım. To my William, I have never felt like this before. I should. Bizim Mandy bu. These last two days have been a breath of fresh. Lan ne yaptın oğlum? Senin çocuğun var ya. Too much. I think I've fallen in love with you. I know it all started as a game. I know we promised to end it right there and then. Maybe the situation got a little out of hand. I need to see you. Can you pretend to work late again next Friday? Yazıklar olsun sana. I'll be back in town. I'll meet you at the usual place. Your M. Your M. Ha bir de your M. Salak salak hareketler. Dışarıda zaten uzaylılar takılıyor. Bu ne? Traitor. Bunu da kendimiz görüyoruz işte. Neyse üzerine boyayalım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranalım. Oh ne güzel. Şunu kullanabilir miyim ya? Versene bunu. Şuradan ne alalım? Şunu. Boya oğlum. Heh, çok güzel. Ama tam bir yeri tutturmak gerçekten imkansız. Aynı yeri yapıp duruyorsun. Evet, ortayı kesinlikle yapmayacak yine. Yok. O yüzden ver abi sen şunu. Heh, boyadım bütün odayı. Odayı boyarken sahne son buldu. Ve şu anda Mandy ile bu adam bizim restoranımızda aynı yerde duruyorlar. İkisinin de gergin olmasını şu anda daha iyi anlıyoruz. Bu ben miyim? Kış mevsimine geçmişiz ya da havalar iyice sapıttı. Aa babam. Tamam.
Herhalde geçmişe gittik yine. Ne haber? Kim gelecek ya? Ortam değişmiş mi yoksa aynı mıydı? Bak şu şey var mıydı emin değilim ve burada bayağı insan var. Hepsinin de bir siparişi var. Alalım siparişleri. Buyurun. Bir hamburger, bir tane içeceğiniz var sizin. Peki. Size de bir tane krep yapacağız. Ama bunun üstünde farklı bir şey mi var bilmiyorum. Kahve ve krep. Size daha sonra bakacağım. Önce şunu aradan çıkaralım. Hatta bakayım istiyorsanız size de verelim. Oo, yumurta, patates. Siz. Bir tane milkshake. Tamam, şunu bir aradan çıkarayım da. Tamam, bu bitti. Sizin neydi? İki tane kahvemiz var. Kahveleri halledelim. Kahveyi nereye? Ha, buradaymış. Bardak burada. Buyurun kahveniz. Yemeği de hemen halledeceğim. Şunları yerine bırak. Bunu da yerine koy. Şimdi iki yumurta ve patatesim var burada. Bu tarafta da bir tane hamburger var. İki yumurta, patates ve hamburger. Hamburger ekmeği. Sonrasında hamburger etim. Patatesim. Yumurtayı daha sonra yapacağım. Yer kalmadı çünkü. Ve şuradan bir tane de peynir alacağız. Tamam. Eldivenimi de giyeyim mi? Hadi giyelim. Tamam. Çık şuradan. Hemen bunları atıyorsun. Seni de attık. Bunlar pişerken seni de halledelim bir yandan. Tamam, bunlar da pişsin. Hemen patatesimi de attım. Onlar kızarsınlar. Şunu bir çevir. Üzerine peyniri koy. Sen oldun zaten. Servisi hazırlayalım. Tabağımızı koyalım. Artık sizi alabiliriz. Güzel. Bunu hazırladık. Yanına bir de patates alayım. Buyurun. Şöyle patatesi de. Patates? Ha, patates o taraftı. Hocam al sen de patatesini, beklerken bunu yersin. Sizin milkshake var biliyorum. Dondurma alacağız, süt alacağız. Dondurmayı ver. Şimdi bir de süt ver. Hatta iki dondurma almam lazım galiba. Önce patatesi bırakalım. Bir tane daha dondurma ver. Tamam. Şimdi hocam. Ah, yumurta. Tamam, halledeceğiz. Şunları çevirelim. Sütümüzü koyalım. Dök abi sütü. Dondurmayı da attık. Çalıştır şimdi. O sırada gidip yumurtayı alayım. Ya da şunu mu? Neyse, yumurtaları alayım ya. İki tane omletim var. Neydi bunun adı ya? Sunny Side Up. Heh. Sunny Side Up'ım var ustam, iki tane. Tabağa... Aha, üzerim doldu tabii. Şunları kıralım. Oh, kabuklarına dokunduk. Aynı eldivenle devam. Neden? Eldiven var. Çok hijyenik her şey.
Al şunları. Şimdi al tabağı. Buraya koyalım. Üzerine de dondurmayı koyduk. Al bunu. Hayır! Lan geri ne alıyorsun dondurmayı? Bunu al. Space, heh. Hocam, dur sizi de halledelim. Önce sen şunu al. Kahveni önden bitirmişsin ama yapacak bir şey yok. Bir tabak daha ver. Tabağı buraya bıraktık. Yumurtaları da koyalım. Buyurun efendim, sunny side up'ınız hazır. Afiyet, bal, şeker. Var mı başka? Yok. Sütü yerine bırakayım. Ha, burası değildi. Buzluğa koyuyoruz sütü. Şuraya bırak. Tamam. Eldivenleri de çıkarsana. Tamam. Bari çöpe atsaydın eldiveni, neyse. Hocam, aa, sizin milkshake. Şuradan bardağı alalım. Buyurun. Süper. Cliff mi geldi? Evet. Ha, Cliff'in bize müşteri olarak geldiği zamanlar bunlar. Biz de burada çalışıyoruz tabii. Nerede yıkayacağım lan bunu? Burada yok yıkama şeyi. Burada mı var? Evet, bak burada yıkanıyormuş eskiden. Aynı suyla bütün gün yıkadık. Mesela şeyde, Almanya'da falan bunları durulamıyorlar. Öyle bir iş var. Sadece siliyorsun aynı suyla. Abi hepiniz bir şey mi istiyorsunuz yine? Yok. Boşları alacağız sadece. Şunu yerine koyalım. Bunu yıkamadık. Sizin de çöpünüzü alalım. Sizden... Cliff geldi, dur. Onun siparişini alacağız. Çöp. Çöp yok mu hocam? Çöp. O da mı burada? Evet, çöp de burada. Eskiden her şey daha özenliymiş sanki. Bak şimdi köpükledik. Bir bezle siliyorsun. Devam. Bu kadar. Sizden de alalım tabakları, bardakları. Üzerim doldu bile. Şunu yerine bırak. Temiz bardağı da buraya bırakalım. Sizden ödemeyi alalım. Seni beklemiyordum Cliff. No, I didn't think you were coming by today. Cliff, beni oyalama, bak babam var, tamam mı? İyi yaptın kanka da, müşteri bekliyor. Baba Cliff bana yürüdü gibi. Bir kahve ve iki krep. Aga, bunun muhabbetini yapmıştık eskiden. Uzun zamandır gelmiyorsun Cliff, hayırdır? Neyse, sonunda geldin demek. Yine seri bir flashback yaşadık, geri geldik. Ne oldu? Cliff, bir sal beni. Şurada olay var. Ne oldu? Oyunculuğu mu bırakıyorsun, neden? Not everyone lives to work like you always did, Hank. You've always wanted to be an actress, and now that you've... Ya Hank, bırak boş ver, ne yapıyorsa yapsın ya. Kendine dert edinme bunu bence. You should review your priorities. Bırak ne yapıyorsa yapsın ya. You are your age. To keep working the farm. Sana ne? Sen de ona karışma. Well, it's all I have left. Ya. İkisinden birinin tarafını tutacağız. Vallahi Mandy, hiç senin tarafını tutacak halim yok. Sen de bakıp durma arkadan.
İşini sevmek güzel bir şey. It's his life. My priorities. Mandy? I mean you need some rest, Hank. That's what I think. Tamam. Umurumuzda değil ne düşündüğünüz. Well, I can't say I haven't thought. Arkada bir şey mi yürüyor? No. Nora is not wrong. I'd feel guilty giving it all up. Gökyüzü iyice kızarmış ya. Don't know. I just don't know. Tamam Hank, boş ver ya. Siz kalkıyor musunuz? Tamam hadi bakalım. Where do you want to go, Alex? We were supposed to make a phone call. Telefon var dedik ya, arayın. I left your tip on the table. Thank you for everything. Eyvallah. It's a nice little place this. Alayım. It's good that we stopped for a moment. Şunu kasaya koyalım. Whatever. Şimdi. It's all my fault. What a mess I've got. Yapmayacaktın kardeşim onu. Geçti artık. What's wrong? Do you see that girl over there? Evet, görüyorum. Mandy. Yes. We know each other well. We've been seeing each other for a while. Aferin sana, çok iyi yapıyorsun. Helal. Bakacağım öyle sana. You can talk to me if you need to. Don't be afraid. Bari burada konuşma. Mandy arkada, karın da içeride. Her an gelebilir. More serious between us. My wife Rachel doesn't know a thing. She's such a fragile woman. Haksız mı peki? This all seems like one big joke. I would have stopped if I knew Mandy was here. Sorumluluklarını düşün lan tabii. Aşkın seç ne demek? Want some advice? Elinde küçücük çocuk var, hala aşk muhabbeti yapıyorsun. Mandy. She won't take it well. I know Mandy. She won't blame you for doing the right thing. Yes. She will understand. We both know what we did was wrong. Biliyorsanız yapmayın kardeşim. Hormonlarınıza sahip çıkın azıcık. Yetişkin insanlarsınız ikiniz de, tamam mı? Thank you for listening to me. Tamam. Time's running out, Nora. Ya Cliff, bir sus, zaman tükeniyor deyip durma ya. The car is already too far gone. Nora, go and see if they need help. Bakayım şunlara bir, sonunda dışarı çıkabileceğim. Oh be. Dışarıda yine aynı hortumu görüyorum. Korkunç görünüyor ya. Şuna bak, ne kadar çaresiz bir durum. Şu ne? Bu Hank mi? Hank bu galiba, evet. Yo, gölge oğlum, bu ne bu? Garip garip gölgeler. Bunların araba şurada. Bir yürüyelim bakalım onlara doğru. Korkunç görünüyor her şey ve şu gölgeler rahatsız edici. Ne oldu? Lan bu havada gidilir mi? Saçmalamayın, geçin şuraya ya. Oğlum bu havada gidilir mi? Geçin şuraya. Ne yaptınız? Belli bir şey gizlediğiniz. Ne o? İtiraf edecekler şimdi uzaylıyı. Ve başından beri folyolu adamın haklı olduğunu göreceğiz. Bakalım ne yaşamışlar. Why am I so naive, Alex? I can't believe I trusted that asshole again. No point second guessing yourself now. It's who you are. How am I? You know, as I always tell you. Evet Liza, fazla iyisin. You could use a crash course on surviving this world. Kesinlikle. Well, where do they give these courses? You're really lucky, you know that? You're sitting next to one of the greatest experts on this subject. Yani bir kere affettin, tamam hadi. Neyse de. Let's see. Better start with something practical. Yola bakmıyorsun ki Liza, sağa sola bakıyorsun. What do you do? Yerde bir cüzdan buldun. Ne yaparsın? Look inside it, find out who the owner is and try to get it back to them. Ya Alex, sen de abartma. You take me out to dinner, or you know you
Yok. Yani Alex çok abarttı. Şimdi seni aldatan birini sürekli affedip durmak zaten yanlış bir şey. Saflık. Her şeyin iyi olacağını düşünmek. Bu kadar polyanacılık iyi değil. Ama yerde bulduğun bir cüzdanı da direkt olarak harcamak, içindekileri falan, o kadar da değil yani. Başka bir seçeneğim yok. Bulduğun parayla ne yaparsın dedi. Beni yemeğe mi çıkarırsın? Yeni bir kendime tişört alıyorum lan o zaman. Ne oldu? Hoşuna gitmedi şimdi. If we met a hitchhiker now. Abi yok ya, otostopçu almam arabaya. Well, it depends on if they look threatening or not. Emin olamazsın. Everyone you meet on this road is threatening. Even that bush over there wants to kill you. Ya tabii bilmiyorsun, o anda şimdi vicdan yapıp alabilirsin ama her türlü insan var. If I wasn't there, what would you have done with that slobbering guy who touched your ass? I would have left very quickly. Yes, that's a solution. But don't you find it a little unfair? Adamı döverdim demen lazım Liza. Because of that jerk? Better to solve it the old-fashioned way, don't you think? Suratına yumruk at ya da evet, bu tekme daha etkili olabilir. Kick in the nuts? Well, I did not expect this from you. Sadist. Alex'i bile şaşırtıyoruz şu anda cevaplarla. Your test is almost over. Let's see if I was able to educate you properly. Here's the last scenario. Your ex cheated. Şu kızın dikkatini dağıtma. Bak sağa sola bakıyor bak. What are you going to do? Well, let me think. Ver seçeyim ver. Maybe if we exchange a few words, we can. Yok, yanlış cevap veriyor şu an. No! You smash up his car, Lisa. You smash up his car. Aynen, sonra bir tonda para ödersin, değil mi? Watch out! Neye vurduk? Alex. Aa, uzaylı falan değil. Alex, he's still alive. What the fuck did I do? What do we do now? İnsanmış. Alex, we need to help him. I didn't fucking see him, Alex. What the fuck do we do? Ama burada ne arıyor? We're hapı yuttunuz tabii de. Hospital is at least half an hour away. Bak, geride bırakıp kaçacaklar. Bizi kimse görmedi. Saklayalım, devam edelim diyecek. Nobody saw us, Lisa. There's not one other living fucking thing around here. What are you trying to say? Hatta olduğu gibi bırakacaklar galiba. Do you want to go to jail, Lisa? This asshole was walking around in the dark. Yani burada yürümesi de tabii tuhaf ama. Oha, o kadar da değil. Saçmalama ya, bu ne biçim bir karaktermiş. İnanamıyorum. Abart yani, diyecek bir şey yok. Ben bırakıp kaçacaklar falan zannettim abi. Ya yürü git, Liza için yapmışsın. Adam yaşıyordu hala. Ya yürüyün gidin, size hiçbir yardım etmeyeceğim şu anda. Zaten gölgeler daha da sıklaştı. Al lan sorumluluğunu. Aramazlar ki, bak herkes hata yapar diyor. Seninki hata değil, bayağı seçimdi ya. Alex tam manyak çıktı. Are we doing the right thing? Zaman geçişleri çok keskin olmaya başladı artık. Seems like yesterday. Yeniden Cliff'e döndük mesela. Ve o güne döndük. Adam orada. And you always ordered the same. It was just my luck that your father decided to hire me. Though he wasn't very happy when he found out we were dating. Yeah. This place is special. Bakalım bu adamla ilgili neler göreceğiz.
We should leave before the weather gets too warm. A move in the middle of summer is not exactly. Başka kimse de yok şu anda dükkanda. Plus, you heard the news. They say this will be the hottest summer on record. Ha ya, bu muhabbetleri geç ya hocam. Şuna dikkat edin. Uyumaya başladı. Cliff, do you think he's okay? I don't know. He did drink a lot. Can you check on him? I don't want trouble. Tamam, şunu bir kontrol edeceğiz. Bekle. Hey, Bud. Is everything okay? Şimdi bir şey yapmaz, değil mi? Yes. Leave me alone. Tamam. Bir daha rahatsız edelim. Are you sure you're all right? Yandık. Are you? You're still here? Can you leave me the fuck alone? I think you better go and freshen up. And I think you better mind your own. Tamam, tamam, bırak adamı kendi haline, bırak. Okay. Look, you better get out of here. I hope you've at least got enough money to pay for everything you've drank. I don't have anything left. Galiba olay şimdi olacak, biliyor musun? Nora, call the cops, please. Evet. İyice geriliyor ortam. I really don't think so. Evet. Today is just not my day. Hey, calm down, asshole. Put the weapon down. Hey, what the fuck are you doing? Get away from me. Okay. Tamam abicim, git. Sakince git. Calm down though. I told you to get away. Are you deaf? Shoo, away. Leave me alone. Tamam, gidiyorum. Oh fuck. Gidiyorum. No, stop. We won't call anyone. Adam önünü göremiyor ya. Şuna nasıl bir anda atılıp alsaydın silahı, en azından deneseydin, baksana. Abi Cliff HS7 nasıl cevap versin sana? Berbat. Ve adam sonra yürüyerek çıkıp gidiyor ya. O çok ilginç. Mesela burada nerede? Bir yandan meteor düşüyor, bir şeyler oluyor. Yardım çağırmaya çalışacağız. 911. Biri geldi. Vurdu abi, gelin. Bir de tamamen ıssız bir yer ya, o çok kötü. Hat kesildi bir de. Tabii böyle bir olay yaşadıktan sonra akıl sağlığının tamamen gitmesi normal. Nora iyi bile dayanıyor bence şu anda. Evet, içeri girsek iyi olur. Anahtar, ne alaka? Mesela içeri girmesem, ama gidemeyeceğim ki zaten daha fazla. Şöyle içeri girelim bakalım, herkes orada mı? Orada gibi. Kapat abi kapıyı. Bir de üstüne kilitledik. Mandy gitti mi? Galiba gitti. Ya oyun sürekli kesilip duruyor. Artık fazla gelmeye başladı bana bu iş. Hikayeden hikayeye atlıyoruz. Yine Cliff'in hayalini görmeye başladık. Bu da almayı düşündüğümüz ev galiba. Oyun başında hayalini kurmuştuk ya. Biz de hatta Cliff'in yanındayız şu anda. Bizi yanına çağırıyor.
Artık ne söyleyeceksen söyle be. Yeter. Ne oldu? Tamam hadi bakalım. Yine nerede uyandık? Kimiz? Folyolu adamız şu anda. Bu da bizim arabamızın içi galiba. Gözlem yapmak için çıkıp uyuyakalmışız. Ama folyo bizi koruyacaktır. Beynimizi ele geçiremeyecekler. Ne görüyorum? Bak UFO geçti arkadan sen bakarken. Bütün karakterleri tek tek görüyoruz. Herhalde bir noktada olay bağlanacak artık. Bir film afişine tutuldu bizimki. Aa Mandy lan o afişteki. O yüzden ona baktı. Mandy oyuncu olmuştu ya. Mesela farklı bir seçim yapsaydık, aşkın peşinden git deseydik muhtemelen bu adam ve Mandy birlikte olacaklardı. Oyun bitti mi bu arada? Evet. Yani bir dakika konuşacağım. Önce şunu söyleyeyim. Seçimlerin gerçekten etkisi var. Son sahneleri değiştiriyor. Ve birçok yerde seçim yaptık. Mesela işte bu sonda az önce gördüğümüz ev kısmı da bizim seçimimiz doğrultusunda oldu. Mandy olayı da aynı şekilde. Buna benzer birkaç tane daha vardı. Diğer karakterleri görmedik. Dünyanın sonunun gelecek olma olayı gerçek anlamda kullanılmamış sanırım. Çünkü bununla ilgili gerçekten hiçbir şey görmedik. Ben öyle zannediyordum. Gerçek anlamda bir şey yaşanacak ve dünyanın sonu gelecek gibi düşünüyordum ama bu biraz daha havada kaldı. Yani soyut bir kavram olarak işlenmeye çalışılmış herhalde. Daha çok kişilerin hikayelerine odaklanan bir oyunmuş. Tıpkı Coffee Talk'ta olduğu gibi. Burada farklı olarak her anlatılan hikayenin nasıl yaşandığına da o karakterlerin bakış açısından biz de şahit olduk. O kısmı güzeldi. Bir de tabii işte yemek yapma mekanikleri falan vardı. Ama açıkçası bir ufak hayal kırıklığı yaratmadı değil. Ya da gerçekten dünyanın sonu geldi mi? Çünkü burası da yıkılmış. Sürekli gördüğümüz o fırtına sonunda bizi de vurdu gibi görüyorum şu anda. Mesela uzaylı olayı herhalde şeydi tamamen. Bizim o folyolu adamın hayal ürünüydü. Geriye bu son fotoğraf kaldı. Gerçekten bir şey oldu belli ki. Bu son gördüğümüz şey onu gösteriyor ama. Evet. Şaşırdım açıkçası. Yani oyun keyifliydi, merak ettirdi beni. Ama o mağarada gördüğümüz yaratık da tamamen hayal ürünüydü. Diğer şeyler de öyleydi. Her karakterin hayatındaki seçimler ve zorluklarla alakalı bir şeylere tanık olduk. Oyunun aktarmaya çalıştığı şey bundan ibaretti. Herkes kendi sorunlarıyla, kendi travmalarıyla, kendi hayatlarıyla mücadele halinde ve herkesin çeşitli seçimleri var, hayatları var falan buna değinmeye çalışmış oyun. Anlat İstanbul diye bir film var bilirsiniz. Ben o filme benzettim birazcık oyunu. Hem böyle birçok farklı karakter olması ve sürekli olarak her karakteri ayrı ayrı görmemiz, her birinin hayatına şahit olmamız, yaşadığı olaylara, kötü durumlara vesaire bana o filmi çağrıştırdı bayağı. Keyifli bir anlatıydı. Sadece bir noktadan sonra sürekli daha sık kesmeler oldu ya, bir yandan oyunu kaydediyor bölüm bölüm falan. Oralar artık iyice fazla gelmeye başladı bana. Bir de beklentim daha farklı yöndeydi. O yüzden şaşırdım. Bu da böyle bir oyunmuş. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum açıkçası. Bunu bir konuşalım yorumlarda. Sizin fark ettiğiniz noktalar varsa onları da yazın.
Sonrasında bunları okumak keyifli oluyor benim için de. Hatta bazen kurguda ben fark ediyorum bazı şeyleri. Oynarken kafam çok çalışmıyor gerçekten. Odaklanamıyorum bazen detaylara. Belki Nora'yı kurtarabilirdik yaptığımız seçimlerle ama gördüğünüz gibi Cliff'le buluştular. Yani hayatını kaybetti Nora. Mandy ve diğer adam ayrıldı. Adam karısıyla birlikte hala. Ama aklı Mandy'de. Bu da bizim yaptığımız bir seçimin sonucuydu. Hank'i göremedik. Uzaylılarla ilgilenen adamı gördük. Hala bunlarla uğraşıyordu ama bir türlü göremiyordu. UFO arkasından geçiyordu mesela. Diğer iki kızı göremedik. Onlara ne oldu bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öptüm. Bye bye.